Şimdi tabii ki 100. yılına 23 Temmuz 100. yılının yıl dönümü günü olmuş olacak. Biz de özellikle Türkiye'de yaşayan Kürtler olarak bu tartışmaları uzunca bir süredir yürütüyoruz ve kadınlar olarak da yakında bunu daha derinlikli, daha ayrıntılı tartışacağımız tarihsel, sosyal sürecinin kültürel kısmını, diğer etnik gruplar kısmını tartışacağımız bir çalışma yürütüyoruz. Siz dediniz ki bununla ne amaçlandı, Lozan nedir? Yani Lozan nedir diye bir soru sorsanız ben Lozan için şöyle söylerim sanırım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesidir Lozan. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi inisiyatifi ve kendi öz iradesiyle gerçekleştirdiği değil ama aynı zamanda batılı güçlerle birlikte özelde de daha çok İngilizlerin inisiyatif alarak İtilaf devletleriyle birlikte aslında Türkiye bir anlamda hem batıya yöneltme, batıya götürme belgesi bir yandan da bir kurucu belgedir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya devletleri içerisinde kurucu belge olarak kendini ispat ettiği bir belgedir. Bir kısmı bu. Bu ispatla birlikte ama kendi içerisindeki tüm farklılıkları, Kürtleri, Ermenileri, Alevileri, Süryanileri, tüm ötekileri de reddettiği bir belgedir. Yani bu belgenin böyle bir yanı var. O nedenle Lozan'ı farklı kesimler farklı tartışıyorlar. Mesela ümmetçiler başka bir tartışmaya diyorlar ki işte Lozan'la bizim yeraltı yerüstü kaynaklarımıza el konuldu. İşte ümmet dağıldı. Mesela onların böyle bir tartışması var. Ve hatta şöyle söylüyor işte o dinci kesim. 100. yıl oldu artık Lozan Anlaşması bitmiştir diyorlar mesela. Böyle bir şey yok. Lozan bir anlaşmadır. Hiç 100. yılı, 200. yılı bu sürer gider. Ancak siz yapacak şey Lozan Anlaşması'na karşı vereceğiniz mücadeledir. Dolayısıyla mesela Kemalistler de başka bir yerden tartışıyorlar. Kemalistler de Misak-ı Milli sınırlarını Musul-Kerkük tartışması yürütüyorlar. Peki Kürtler nereden bakıyor ve diğer etnik kökenler, inanç kökenleri kendi mağduriyetlerini yüzyıldır anlatıyorlar ve bu mağduriyete karşı bir direniş sürdürüyorlar. Orta Doğu'da yaşadığı coğrafya çok kıymetli. Jeopolitik olarak, yeraltı yerüstü kaynakları bakımından, insan kaynakları bakımından, dünyada ilk buluşların, insanlığın ilk evrimleştiği yer bakımından kıymetli bir coğrafya Orta Doğu ve Orta Doğu coğrafyası oldu mu olası kapitalist modernitenin orta çağdan alarak getirdiği egemenlerin sürekli üzerinde oynadığı bir coğrafya. Ve Kürtler bunun mağdurları. İşte dört parçadalar, dağılmış vaziyette ve bu devam ediyor. Yani bitmiş bir şey değil. Hani Lozan bitmiş falan değil. Lozan devam ediyor. Lozan başka versiyonlarla devam ediyor. O nedenle Lozan'la birlikte Kürtlerin hem yeraltı yerüstü kaynakları hem dilleri, kültürleri, inançları, farklılıkları yok sayılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde özelde bu kurucu belgeyle birlikte ulus devlet yaratma projesidir Lozan. Bunu böyle okumak lazım. Mesela Lozan, İsmet İnönü 7 kişiyle birlikte Lozan'a gidiyor. Lozan'da bu anlaşmayı imzalıyor. Önce sev tartışmaları, sonra Lozan geliyor arkasından. Tabii 1921 Anayasası var, arkasından 1924 Anayasası var. Mesela 21 Anayasası'ndaki tüm farklılıklar, inançlar, köken, etnik kökenler, ümmet, emek alanı, işte tüm farklılıklar görülüyor. 21 Anayasası'nda hakları var, muhtariyet veriliyor. Ama 24 Anayasası'nda bıçakla kesilmiş gibi, bunların hiçbiri olmamış gibi bir 24 Anayasası önüne konuluyor. Lozan imzalandıktan 3 ay sonra zaten Cumhuriyet kuruluyor. Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte 1923 bununla birlikte işte 25'te Şark Islahat Planı çıkıyor. Şark Islahat Planı Türkleştirme ve Sünnileştirme projesi. 25'te Şeyh Said işte Koçgiri, Zilan, Ağrı ve en son 37-38'de Dersim soykırımı yapılıyor. Yani Kürtler sırasıyla bir plan proje dahilinde jenoside uğruyor. Bunların hepsi bir plan dahilinde. Bu plan ne? Türkleştirme planı, ulus devlet projesi, tek bir ırk, tek bir millet, tek bir inanç yaratma projesi. Hatta İsmet İnönü'nün bu konuda bir sözü var. Diyor ki, Türklüğe boyun eğecekler, herkes Türk olacak, olmayanları kesip atacağız diyor.
Yani bütün bu plan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bilerek, isteyerek, kendi uyguladığı, kendi projesini hayata geçirdiği bir şey. Lozan kadınlar için ne anlama geliyor dediğinizde, Lozan kadınlar için ataerkil sistemin kendini kurumsallaştığı, yeni bir evreye sıçrattığı, kadını yok saydığı, kadın katliamlarını sıradanlaştırdığı bir şey. Yani patriarkanın kendini başka bir sürece sıçrattığı bir anlaşmadır Lozan kadınlar için. Çünkü burada mesela Lozan'da kadınların esamesi yok, Alevilerin yok. İşte mesela bu katliamlarda kadınların, mesela Kürt katliamlarının tümünde katledilen kadınlar var değil mi? Mesela 37-38'de el konulan, ganimet olarak el konulan küçük Dersimli kız çocukları var. Bunlar bir plan dahilinde. Eminim bunlar Genelkurmay Başkanlığı'nda vardır bunların listesi. Küçük kız çocukları, yetim kız çocukları askerlere dağıtılıyor. Subaylar götürüyor, el koyuyorlar bunlara. Şimdi bu nedir? Bir ırkı yok etmek değil midir? Değil mi? Sonra bu mesela 37-38'de katliamdan sonra hızla devlet şöyle bir projeye geçiyor. Ehlileştirme tırnak içinde. Medenileştirme, Türkleştirme ve Sünnileştirme. Bunun için misyonerler çalışıyor. Mesela Dersim'de çalışan en büyük misyoner Sıtkı Avar diye bir kadın. Bu Atatürk'ten özel olarak talimat alıyor. Kendisi öğretmen okulu mezunu. Kendisi köy köy dolaşarak küçük Dersimli kız çocuklarını alıp medenileştirme, ehlileştirme. Hatta kendi hatıra kitabında diyor bunlar çok vahşiler, medeniyetten uzaklar. Köylere gittiğinde mesela erkekleri gönderiyormuş önce küçük kız çocuklarını dolaştırmak için. Sonra diyor ki, hayır siz yapamıyorsunuz, ben kendim gideceğim diyor. At sırtında kendisi köy köy dolaşarak kız çocuklarını topluyor. Bazı köylerde Sıdık'a geliyor dedikleri zaman insanlar kız çocuklarını ahırlara, gizli yerlere saklıyorlarmış. Gelip çocuklarımızı alacak diye mesela. Bu asimilasyonu buna evriltiyor ve zaten bir devlet politikası haline geliyor. Bütün Kürdistan'da yatılı bölge okulları YİBO'lar açılıyor ve o çocuklar oralarda Türkleştirme, Kemalist rejimin, Kemalizmin ideolojisine sahip oluyorlar. Oradan yetiştiriyorlar. Ve hatta İsmet İnönü'nün kadın torununu hatırlayalım. Demiştik biz onları medenileştirdik. Hani Tayyip Erdoğan 2011'de bir belge kaldırdı ya, ben Dersimlerden özür dilerim. Özür dilemekse, hani buysa, öyle bir özür yok yeryüzünde, öyle bir şey yok. Sadece oy uğruna yapılan siyasetçilerin yaptığı bir şey. Bunun üzerine bu tartışmalarda böyle hatırlıyorum, İsmet İnönü'nün kadın torunu ama biz de oraya medeniyet götürdük dedi. İşte medeniyeti kendisi gibi olma, kendisi gibi yapma, kendileştirme, aynılaştırma olarak gördükleri için asimilasyon politikası bugüne kadar İşte mesela Kürtistan'ın her yerinde devam ediyor. İşte Kürtler dilleri yasaklı, Kürtlerin inançları yasaklı. Mesela Aleviler kendi inançlarını gerçekleştiremiyor. Ermeniler kendini ifade edemiyor. Dolayısıyla bu coğrafyadaki her bir farklılık, bir renk ve bir yıldız olmasına rağmen bugün hiçbiri kabul edilmiyor. Yani ama şöyle bir şey var. Lozan'ın bu kurucu belgenin 100 yıllık tarihinin getirdiği sonuç tüm bunlara rağmen, bakın tüm bunlara rağmen Kürtler yok oldu mu? Kürtlüklerini unuttu mu? Hayır. Aleviler unuttu mu? Hayır. Ermeniler unuttu mu? Yani kimse köklerinden azade değil ve bu sözleşme bize bu kadar acı yaşatmasına rağmen, hani denir ya coğrafya kader mi keder mi? Evet, coğrafya kader keder, bu tartışmalar var ama bundan öte bir şey var. Bu coğrafyada o annelerimizin yarattığı dil, kültür, inanç, mücadele, bize aktardıkları şeyleri takip eden kız çocukları var şimdi. Onların mücadelesini omuzlamış götüren kızları var, çocukları var. Kuşaklar var, yeni kuşaklar var, oğulları var. Dolayısıyla yani Lozan başarıldı mı? Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi kurucu sistemi içerisinde bu onlar için bir başarıdır. Bunu söylememiz lazım. Ama bununla mücadele eden de bir anlayış var, bir mücadele, bir özgürlük mücadelesi var. Dolayısıyla başarıldı mı biraz handikaplı bir şey. Son 21 yıl AKP iktidarının yürüttüğü, en kadınlar üzerine yürüttüğü en büyük politika cinsiyetçilik ve dincilik. Ve bu
Ben mesela bunu kişisel fikir olarak ifade etmek istiyorum. Afganistan'a doğru götüren bir şeriat rejimine doğru gidiyoruz. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın kız erkek çocuklarının ayrı okutulması, yine farklı inançların kabul edilmemesi, bugün işte Türkiye'de Ermeni okulları, yabancıların, Süryanilerin okulları yok, Alevilerin inanç merkezleri kabul edilmiyor. Bütün bunlar kadınları o oranda etkileyen bir şey. Dincilik ve milliyetçilik hem birbirini besleyen hem de kadın düşmanı bir politika. Yani bu ikisi birbirini beslediği için militarizmle de birleştiğinde, savaş blokuyla da birleştiğinde kadınlar için kocaman bir düşmanlık hali demek. Dolayısıyla son 21 yıl bunu kışkırtan, aslında 12 Eylül 80'den sonra özelde başlayan, hızla kurumsal olarak başlayan ama bu iktidarla da sona doğru ilerleyen bir durum söz konusu. Dolayısıyla biz kadınların buna karşı çok güçlü, birlikte, Lozan'ı da alt edecek, güçlü, birlikte mücadele etmemiz gereken bir durum söz konusu. Bir kere dört parçada Kürtlerin bir birlik olması gerekiyor, bununla bir mücadele etmesi gerekiyor. Bu çok kıymetli. Ama kadınların da aynı oranda Orta Doğu coğrafyasında tüm kadınların da bir araya gelerek, Türkiye'de de farklı kesimdeki kadınların da bir araya gelerek bu cinsiyetçilikle, bu ataerkillikle, patriarkayla mücadele etmesi gerekiyor. Bu mücadele nereden geçiyor? Önce birlikte olmaktan geçiyor. İki, nüanslarımızı bir kenara koyarak, evet, kimimiz kimliğimizden, kimimiz daha çok inancımızdan, kimimiz de hiçbir şeyden, mesela işte Kürt Alevi değilseniz, Ermeni değilseniz, Türk Sünniyseniz bile kadın olarak eziliyorsunuz. Yine katliama uğruyorsunuz. İşte İstanbul Sözleşmesi. İşte 6284. Bunların hepsi aslında Lozan'ın kadınlar üzerindeki yeni versiyonları. Böyle tarif edilebilir. Mesela yeni yüzyılda, ikinci yüzyılda egemenler, yani muktedirler, kadınlara başka başka ihlal biçimleri, başka çeşitli şeyler çıkarıyorlar karşımıza. Mesela ne? İşte NATO. NATO nedir? Militer bir güçtür. Bu militer güç kadına ne yapar? Şiddet uygular. Bu militer güç cinsiyetçidir. Değil mi? Yani yeni Lozan versiyonları ortaya çıkıyor. Evrensel olarak erkek egemen sistemin, işte diyelim İskandinav ülkelerinde, burjuva demokrasisi kısmen gelişmiş ülkelerde aslında kadınları öne çıkarıp rol model olarak bunu aştıklarını kapitalist modernite göstermek istiyor ama bunu beceriyor mu? Hayır, bence becermiyor. Çünkü dünyada bir mülteci düşmanlığı var, bir kadın düşmanlığı var, büyük bir kapitalist sistemin içine girdiği büyük bir kriz, bunalım var. Bütün bunlar kadınları nasıl etkiliyor? Mesela Orta Doğu'yu savaşla, yoksullaştırmayla, dincileştirerek, Yeşil İslam projesiyle, İslami faşizmle güçlendiriyorlar. Ama Batı'da da kadın modelleri öne çıkararak aslında sistemin devamını, kapitalist sistemin devamını bunlar üzerinden sürdürüyorlar. Demokratik ulus yaratma, konfederal bir Orta Doğu yaratma imkanı var. Kaldı ki Sayın Öcalan bunu söylüyor zaten. Bu aşılabilir. Bu buradaki yaşayan topluma, örgütlülüğümüze, mücadelemize bağlı bir şey. Lozan aşılamaz diye bir şey yok. Siz mücadeleyi o kadar büyük, yüksek tutarsınız ki Lozan esamesi okunmayabilir. Bu bizimle alakalı bir şey. Dolayısıyla bizim görevimiz, yani bu dört parçada, Orta Doğu'da yaşayan tüm kadınların görevleri ve burada kadınlara özel olarak bir görev düşüyor. O da şu: bir dili ve inancı yeni kuşaklara aktarıyor kadın. Çünkü hani Kürdistan'da daha az kamusal alana çıkıyor, daha çok kendi habitatı içerisinde, yeni kuşaklara kadınlar aktarıyor bunu. Biz bu topraklarda yaşadığımız sürece bu mücadele tohumu insanların yüreklerinde, gönüllerinde, beyinlerinde olduğu sürece Lozan aşılabilir. Ama mesela şimdi bu misyonu NATO'ya yüklediler, NATO yürütüyor. İkinci Lozan, ikinci yüzyılda NATO aracılığıyla yürüyecek. Dolayısıyla bu kurumlar, kapitalist modernitenin bu kurumları bu görevi bir şekilde alıp yürütüyor. Bizlerin ne yaptığı önemli. Biz burada kendimize bakacağız ve biz mücadelemizi büyüteceğiz. Lozan'ı bileceğiz. Mesela ben, yani birçok bu ülkede yaşayan, muhalif olan, toplumsal muhalefetten yana olan, demokrat olan her bir kadının, ya Lozan'da ne oldu, Sevr'de ne oldu, biz niye bu hale geldik diye bir
kendine okuma yapabilir, düşünebilir, sorgulayabilir. Bütün bunları her bir Kürt kadının işte ya da farklı etnik kökenden kadının biliyor olması lazım. İşte bu Lozan'ın yeni versiyonlarına karşı aslında meselenin bir tarafı biziz. Yani biz kadın özgürlük mücadelesi yürütenlerin buna karşı daha güçlü, daha çok kadını gören, daha çok kadınla temas eden, daha çok kadının şiddete uğradığı, yok sayıldığı, onlarla birlikte yol yürüyen bir şey yapması lazım. Şimdi özel harekat ya da işte ne bileyim özel savaş politikaları görevlerini yapıyorlar. Onların görevi bu. Çünkü onlar bu kırımı gerçekleştiriyor işte. Kadına çocuğa şiddet, cinsel şiddet uyguluyor. Bizim ne yaptığımız önemli. Bizim mücadelemizi burada bir sıçratmamız lazım. Farkında olmamız lazım. İşte mesela Kürt genç kızlarının bunların farkında olması lazım. İşte Kürdistan'daki bu nedir yani, niye bu özel savaş politikası yürütülüyor? Buna karşı mesela işte Dersim'de kendini kayalıklardan, devletin eline düşmemek için 37-38'de kayalıklardan atan kadınlar, beni işte eşimden önce ben öleyim diye kendini atan bu kadınların mesela niye, ne oldu da şimdi gidip işte böyle bir duygusal bağa, böyle bir ilişkiye niçin giriliyor? Bunların hepsinin bir cins bilincimizle alakası var. Kadın özgürlük mücadelemizi büyütmekle alakası var. Büyütmeliyiz yani. Bunu anlatmalıyız bu genç kadınlara. Biz bununla mesela daha güçlü bir mücadele versek bugün başka bir şey konuşabiliriz. Mesela ikinci Lozan'da hangi hakları elde edebileceğimizi, nasıl yapabileceğimizi konuşabilirdik. Dolayısıyla yani güncelde çok iktidardan, devletten, Türkiye Cumhuriyeti'nden dolayı kadınlara dönük umutkar değilim. Çünkü baskı gittikçe artıyor. Ama şöyle şundan umudum var yani, kadın özgürlük mücadelesinden umutluyum. İşte İran'da, Rojava'da, işte Türkiye'deki mücadelede evet çok istediğimiz gibi böyle gerilemiş, kısmen böyle görsel olarak böyle görünüyor olabilir ama ben inanıyorum yani bu özgürlük tohumu insanın yüreğine, bir kadının yüreğine bir kere düştü mü bir daha çıkmaz. Siz ona ne yaparsanız yapın çıkmaz. Eve kapatsanız çıkmaz. Dört duvar arasına kapatsanız çıkmaz. İşte hapishanelerde kadınlar vazgeçiyorlar mı kendi özgürlük mücadelelerinden? Bu böyle bir şeydir. Kendi inancını, kendi kültürünü, kendi diline sahip çıkmak kadınlar açısından çok daha kıymetli ve kadınlar bugüne getirdiler bu mücadeleyi. Kürt kadınları özellikle de. O yüzden bunu çok kıymetli buluyorum. Lozan aşılabilir mücadele edersek neden olmasın? Biraz kabuklarımızdan sıyrılıp güçlü bir mücadeleye esas alıp bu geleneğe mesela güçlü bir mirasımız var. Bunun için cezaevinde yatan bir sürü arkadaşımız var. Hayatını kaybetmiş bir sürü kadın yoldaşımız var. Onların mirasına, onların mücadelesine saygı olsa bile yani bırakalım her şeyi. Onlar bize güçlü bir miras bıraktılar. Bu güçlü mirasla biz önümüze yürüyebiliriz. Yeter ki isteyelim. Ben genç kadınların daha çok bu mücadelede bundan sonra devralacakları şeyi yürüteceklerine inanıyorum. İmkanımız var yani.